Selamlar arkadaşlar. Karlı bir Ankara sabahından herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Merkezi Teğet Geometri kanalındasınız. Bu videoda TET Geometri kampımızdan genel dörtgenleri iki videoda halledeceğiz. İki videoda olmasının sebebi çok fazla özellikleri kapsamıyor. Ayrıyetten çıkmış sınav sorularına baktığımızda da zaten dediğim gibi az özellik olduğu için çok fazla soruya veya çok fazla videoya gerek duymuyorum. Sadece özellikleri barındıracağız ve toplam 28 soruda bunu size aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla diyorum. Ve videoya geçmeden önce hala kanala abone değilsen abone olabilirsin ve beni desteklemek istiyorsan videoya beğeni bırakabilirsin diyorum. Gelsin sorularınız? Hadi gelsin bakalım sorular. dörtgenimiz geldi. Ne görüyorsunuz? Genel dörtgenlerle ilk özelliğimizle başlayalım. Şöyle yaklaşıyorum. Bir dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece demiş. Zaten biz bunu daha önceki sorularda ne demiştik? İki tane üçgen çiziyoruz. Aslında 180 180'den 360 derece oluyor söyleyebiliyorduk değil mi? Veya herhangi bir şekilde dörtgen çizip köşegen çizerek de bunu sen tek başına yapabilirsin. Peki o zaman ABCD'nin toplamı nedir? ABCD'nin toplamı 360 derecedir. İç açılar toplamı 360 derece. Zaten bütün dörtgenlerde dış açılar toplamı kaç dereceydi? Sen bana söyle. 360 dereceydi, değil mi? O yüzden hemen ne yapıyorum? Bunu da söylemiş oluyorum. O zaman geçelim. Evet aşağıya doğru indim dış açılar toplamda da 360 derece demiş olduk hemen ilk örneğimizle başlayalım peki ne demiş bir konveks konveks ne demekti dış bükeydi dörtgenin iç açılar ölçüleri sırasıyla 2 3 4 6 sayılarıyla orantılıymış şimdi bak orantılı diyor ya e, o zaman ben şu mikrofonu şöyle alırsam mükemmel olur orantılı dediği için bir harf belirleyelim nedir bu harf alfadır şimdi bak buraya 2 alfa 3 alfa 4 alfa ve 6 alfa. Niye topladım? Çünkü dış bükey çok geniş açılar toplamı 360 dereceydi. E o zaman ben eşitli 360 derece diyorum. Ve toplamları ne olur? 5, 9, 15. 15 alfa eşittir 360 dereceyi yazmış oldum. Peki isteyen ne yapıyordu burada? Hani hızlıca bölmek için bir şeyler yapıyorduk değil mi? Bak çarpı 2 diyorum çarpı 2 diyorum. 15 çarpı 2 nedir? 30'dur değil mi? E 360 ile 30'u sadeleştirdim. 12. 12 çarpı 2 nedir? 24'tür. E o zaman demek ki alfa buradan ne geldi? 24 geldi. Alfayı bulduk. Burada ne sormuş? Bak. Dörtgenin en küçük dış açısı. Gel buraya. En küçük dış demek en büyük iç demek değil mi? Bak tekrar ediyorum. En küçük dış en büyük iç. En küçük dış en büyük iç. Şarkı gibi tamam mı? O zaman gel şunu yazalım. Ama videonun burasını açan şimdi ne diyordur yani? Bu adam ne yapıyor? Şarkıya bağlayacak dedi. Neyse. Şimdi alfa 24. Ben en küçük dış açısı için en büyük iç açısına gidiyorum. Peki en büyük iç açısı 6 alfa üzerinden değerlendirilmeyecek mi? Yani 6 çarpı 24 ne yapar? 4, 144 yapar değil mi? Aynen öyle. Peki 144 bulduğumuz en büyük dış açısıysa, bak en büyük dış açısıysa, 180 eksi 144 ne yapacak arkadaşım? 36 derece yapacak. E bize de zaten bu sorulmuştu. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir diyebiliyoruz. Hatta şurayı da şöyle ne yapalım? Çizelim. Tamam mıdır? Yani bizim burada yapmak istediğimiz sadece dış bükey dendiğinde konveks, iç bükey dendiğinde konkav. Ama konkav yani iç bükey çokgenler müfredatımızda olmadığı için sadece dış bükey üzerinden değerlendiriyoruz. Anlaştık mı? O zaman hadi gelsin bakalım diğer sorumuz. İkinci soruya baktığımızda bir dörtgen var. 78, 56, 162, x bir de açı ortayımız söz konusu. Peki bu soruyu içeriden de yapabiliriz ama hadi gel beraber dışarıdan çözelim. Yani dış açıdan çözmek istiyorum. Neydi dış açılar toplamı? 360 derece. E peki ben o zaman bak şurayı doğrusal uzattım. 162, 180'e tamamlarsam hatta biraz daha yaklaşabiliriz. 180'den 162 çıkardım. Nedir burası? 18 derece. Peki 78'i doğrusal uzattım. Şurada neyimiz var? 112 derecemiz var. Bunu da yazdık. 56'yı doğrusal uzatıyorum. 180'e tamamladım. Nedir burada? 124 derece var. Hatta şuraya da Y yazalım bak. Y yazma sebebim orayı bilmiyorum. Peki toplarsam 118 şey 112 artı 18 ne yapar? 118 80 yapar değil mi? Peki burası 120 derece. 120 dereceyi yan taraftaki 124 dereceyle toplarsam Bak şu ikisini topladım 120. Peki ups, ups, ups hata fark ettik. Nerede o hata? 78 ile 112 toplarsak 180 mi yapar? Ah ilanıcı Hoca ah ah ah. Neyse düzeltelim hemen hemen hemen. bey sildim, şurayı 102 yaptım tamam mı? Yakalandık neyse. Şimdi 102 ile 18'i toplarsak Ama sonucu doğru söylemişiz ya Yani oradan yol Hocam çözümden mi puan verin bari yani Yazılılarda olur ya Hocam gidiş yolundan puan verin derler ya Neyse 102 artı 18 120 derece Peki 124 ile toplarsam 200 nedir? 44 derece olur e Peki yazıyorum bak 244 derece artı y eşittir 360 derece mi? Y buradan ne yapar? 116 yapar değil mi? Bak 116'yı şöyle yazdım Peki 116'yı bulduysak aslında soruyu çözdük. Şöyle çözdük. Y'ye 116 yazdığımda arka tarafının yani şurasının 64 olduğunu biliyorum. Çünkü doğru açı 180 dereceydi. 64'ü 2'ye böldüm. 32'ye 32 derece yazdım. 56 burada var. 32 burada var. Ne yapar? 88 yapar değil mi? Bir de x var. İç açılar toplamı 180 dereceden ne yapar burası? ...92 derece yapar. Şıklara baktığımızda cevabımız da D seçeneğidir diyebiliyoruz. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Hadi geçelim üçüncü sorumuza. Evet geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda şöyle bir geriye çekilip bakıyorum. Ne görüyorum? Ben bu mikrofona bir türlü alışamadım ya. Yeni stüdyoya alışamadım arkadaşlar. Çok şok şok. Şimdi şöyle bir bakalım. İki tane eşitlik var. Bir tane daha gördüm. Üç tane eşitlik var. AD A, ile AB. Şöyle gösterirsem bak. Üç tane eşitliğimi gördüm. Peki bu üç eşitlik... Bir şey dikkatimi çektirmedi değil mi? Ama ne gördük? 60 dereceyi şöyle bak bak her yerden çiziyorum bak 60 dereceye odaklan. Yani burayı görmen için böyle yapıyorum. Niye böyle yapıyorum? Bu adam niye böyle bir şey yapıyor? İkiz kenar ve bak ikizkenar ve 60 derece varsa kesinlikle eşkenar vardır. Yani senin bu soruda eşkenar üçgen yapmama şansın yok. Anlaştık mı? E, o zaman geliyorum. Şöyle C'den A'ya birleştirdim. İkiz kenar ve 60 varsa ben burada bir eşkenarlık yakaladım. İki çizgiyi yazmayı unutmuyorum. E, o zaman 60, 60, 60'ları yerleştirdim. Peki ne ortaya çıktı? Aha bak bak bak. Ne var burada? Bir tane daha ikiz kenar çıktı. Eşkenar da aynı zamanda bir ikiz kenardır. O yüzden böyle bir cümle kullandım. Peki ikiz kenarlık varsa 130'dan 60 çıkarttım. 130 eksi 60 ne yapar? 70 derece yapar. 70'i ikinci ikiz kenarlıktan taban açısı olarak yazabilir miyim? Bak gösteriyorum ikinci ikiz kenarlığı. Şu kenar şu kenara eşit. O zaman taban açıları birbirine ne olacak? Eşit olacak. 70-70, 140. Tepeye ne kalır? 40 derece kalır. Geldim 40'ı yazdım. E biz zaten x'i aramıyor muyduk? x'in bulunduğu yerde hocam bir 40 derece var bir de 60 derece var. Toplarsam ne yapar? 100 derece yapar. Peki şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. Bakın bu ek çizimlere kesinlikle odaklanın. Tamam mı? Birinciyi söylüyorum. 60 ve ikiz kenarlıkta kesinlikle Eşken üçgen yapacağız. Genelde bu dörtgen sorularının açı sorularında her zaman bunu ne yaparlar? Denerler. Dördüncü sorumuza geldiğimizde ne görüyorsun? Bir dörtgen var. Peki bu dörtgende x, y, z'yi bir de t'yi rastgele yerleştirmiş. Demiş ki x, y, z, t arasındaki bağıntı nedir kardeşim demiş. Peki ben önce şuradan gidebilir miyim? X'in arka tarafına ne yazarım? 180 eksi x yazarım. Aynı şeyi z için de yazıyorum. 180 eksi z yazarım. Toplamları 180'di. Peki iç açılar toplamı 360 derece değil miydi? E sen zaten bak şu ikisini de toplarken 360'ları yazmadık mı? Yazdık. O zaman denklem oluşturalım. Bak şöyle yazıyorum. 180 eksi x artı 180 eksi z artı y artı t. Eşittir 360 diyorum ya bak 360'lar şu 180'leri toplayarak nötrlüyorlar. Anlaştık mı? E peki eksileri karşıya yollayalım. Y ile T burada kalsın. X ile Z de karşıya gidecek. Peki şıklara baktığımızda bunlar birbirine eşit var mı? X artı Z, Y eksi T. Hayır. X artı Z, Y eksi değil Y artı T. E şıkkı değil mi? O zaman demek ki cevabımız E seçeneğiymiş diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı? O zaman geçelim hadi 5. sorumuza. 5. soruya geçmeden önce çok güzel özelliklerimiz var. Şimdi ise yavaş yavaş hız kazanmak için formüller öğreneceğiz. Nedir hocam bu formüller? Hemen birinciye yaklaşıyorum. Eğer sana bir dörtgen verirse bak şöyle ekran yapayım. Sana bir dörtgen verirse bu dörtgenin ardışık açı ortayları bak ardışık. Nereden söylüyorum? Bak A ile B ardışık kenarlar. Ardışık açı ortayları bir E noktasında kesişirse ve ben buna bir X açısı dersem diğer açılar D ve C ve boş durmayacaklar değil mi? X'i bulmaya yönelik işlem yapacaklar. Yani nedir bunlar? D ile C'nin toplamının yarısı bana genel formülü verecek. Neden yarısı diyoruz? Çünkü bunları harflendirdiğimizde bak harflendirdiğimizde hani 2x 2y ya da x demeyelim 2a 2b yazdığımızda toplamları bir iç açılar toplamına eşitleyeceğiz ya veya üçgende de olsun dörtgende de olsun iç açılar toplamına eşitlerken o iki parantezini aldığın olay zaten 2'ye böldürüyor. Tamam mıdır? İşte her seferinde bunu yapmamak yerine hatırlarsan bak üçgende açıda da şöyle bir özelliğimiz vardı. Bunları açı ortay Şunları açı-ortay yapıyorduk farklı. Şurası x olsun, burası a. x eşittir 90 artı tepe bölü 2 yapıyorduk. Bak burada da 2 var, burada da 2 var. Yani sen aklında bu şekilde yoğunlaştırabilirsin. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Hazır mıyız? O zaman bir de eksilisine bakalım. Bak yan tarafta. Eksilisi de ne olacak? Bu sefer ardışık olmayacak. Hocam ardışık olanlar toplanıyor. Karşılıklı yani çatışanlar. Anlaştık mı? Çatışanlar ise şurada bir kesişim olduğu için nedir? Negatif. Yani çıkartacağız. Tabii ki uzunluk negatif olmadığı için veya denklemde eksi açı olmadığı için ne yapıyoruz? Mutlak değer içerisinde diğer açıların farkını alıyorum. ikiye bölüyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi bunun örnekleriyle pekiştirelim. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda ne gördüm? Bak 70 ile 80'i toplayıp 2'ye böleceğiz. Neden? Çünkü D ve C ardışı kenar olduğu için. E, o zaman yazıyorum bak. 70 artı 80 bölü 2 eşittir alfa. 152'ye böldüm. Ne bulurum? 75 derece bulurum deyip Şıklarda da B'yi işaretliyorum. Go to diğer soru. Geldik günün en güzel sorularından bir tanesine. Altıncı soruya. Altıncı soruda şimdi hocam az önce sen bir formül gösterdin. Dedin ki hocam bir formülde içeriden açı ortay olunca biz onu toplayacağız dedik. Bak bakalım burada içeride mi açı ortay? Hayır. Hatta açı ortay dışarıda. E dışarıda açı ortay yoktu. İşte bak. Kritik nokta ne biliyor musun? Bazen zor zamanlar yaşayacağız. Bazen öyle anlar olacak ki formül bize resmen Armut piş ağzımıza düş demeyecek. Yani biz yapacağız ya biz halledeceğiz. Halledeceğiz hocam ya ben sana güveniyorum diyeceksin. Önce kendime güveniyorum da diyeceksin. E o zaman hemen ne yapıyorum? Dışarıdaki açı ortayı içeriye nasıl taşırsın? Bak olay bu aslında. Yani senin burada geldiğin nokta B'den ve D'den ben rastgele bir açı ortaya çizersem. Yani ben çiziyorum amaç burada ne biliyor musun? Çizdiğin açı ortaylar sonuçta soruya herhangi bir müdahale ettirmediği için sorun yok. E o zaman ben şunu söyleyebilirim. Mesela şuraya AA yazıyorum. Buraya da BB yazıyorum. Doğru açımız kaç dereceydi? 180 dereceydi. Peki hocam 2A ile 2B'nin toplamı 180 derece ise A artı B nedir? 90 derecedir. Yani demek ki bak şu içeride senin zaten bir 90 derecen var. Bak tekrar gösteriyorum. Şurada bir diklik söz konusu A ve B olduğu için. Peki hocam bunun aynısı orada varsa burada da olmayacak mı? Tabii ki olacak. Yani geleceğim buraya da Dikliği yazacaksın. Hatta oraya da morla dikliği yazdım. E benim işim daha kolay olmadı mı? Nasıl oldu? Bak iyi izle. Şurada bir 90'ın var. Burada bir 90'ın var. 70 var. Şu açıyı çok rahat buluruz. Niye dersen şöyle içini boyadığım yere dikkat et. Çok güzel bir şey oldu. Bir dörtgen oldu. Dörtgen iç açılar toplamı neydi? 360 dereceydi. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? 90, 90, 180. Demek ki bu ikisinin toplamı 180 olacak. 70'e ne eklersen 180 olur. 110 derece. Geldim şuraya. 110'ımı yazdım. Peki benim benzettiğim özellik olmadı mı şu an? Nereden oldu? Hemen gösteriyorum. Bak açı ortay, açı ortay, ardışık. A, B, D, e bakıyorum. Şöyle. A, B, D, e. Açı ortay, açı ortay, ardışık. O zaman 110 ile X'in toplamının yarısı ne olacakmış? 110 olacakmış. Bak yazıyorum. 110 artı X bölü 2 eşittir. 110 ise ne geldi aslında cevap? X direkt 110 derece olarak bulunmuş oldu. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Çok güzel bir soru. Bak bu ek çizimleri var ya bu ek çizimleri. Kesinlikle öğren bak. Kesinlikle öğren. Anlaştık mı? Tamam. İnanıyoruz. Hadi ge gelin. Konuşamadım. Hadi geçelim diğer soruya. Geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzda ne görüyorsun? Eksili formül var. Peki neden bunu? Nereden fark ettik? Karşılıklı olduğu için. Çatıştığı için. Tamam mı? Kaşımızı çattığı için. Peki o zaman ben burada ne görüyorum? Karşılıklı açı ortaylarda. Şunu doğrusal uzatsam. Şuraya x desem. 100. Bak. 100 eksi 140 mutlak değer içerisinde bölü 2 neye eşit olacak? X'e eşit olacak formüle göre gidiyorum. Peki 100 eksi 140 ne yapar? Eksi 40 mutlak değer 40 diye çıkar. 2x eşittir. 40 ise x buradan ne gelir? 20 gelir. Peki x'i 20 bulduysan alfa ne olur? 160 derece olur. Şıklara baktığımızda cevabımız da E seçeneği olur. Deyip hemen 8'e doğru yola çıkalım. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda ne görüyorsun? 2 tane açı ortay karşılıklı bir şekilde gelmiş. Yani eksi formülümü kullanacağım. Yalnız burada ne soruyor sana? X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Peki ben denklemi oluşturmam için öncelikle farklarını almam gerekiyor değil mi? Mutlak değer içerisinde şöyle yazıyorum bak. 5x eksi 70 eksi diyorum. Aman dikkat bak parantez aç. Şunu çıkart. X artı 20'yi çıkart. Bölü 2 eşittir 40 derece. 40'ı vermiş zaten. Peki nereye odaklan biliyor musun? Ben bunu eksi içeri dağıttığımda bak şu şekilde eksi içeri dağıttığımda 5x'den 1x çıktı 4x. Bak nereye yazalım? Şuraya yazabiliriz 4x. Eksi 20 eksi 70 ne yaptı? Eksi 90. 2 ile de 40'ı çarptım 80. Şimdi mutlak değerin içerisine baktığımızda bunu ben pozitif olarak düşünürsem 4x eşittir. Bak sakın bak pozitif dedim diye araya artı almayın. Sadece burada olay ne biliyor musun? Olduğu gibi çıkmak pozitiftir. Tamam mı? Mutlak değeri kesinlikle bilelim yani olduğu gibi çıkarttım. Karşıya aldım. Ne olur? Eksi 90 karşıya artı 90 olarak gitti. 170. 170'i böldüm 85. Bir daha bölünmüyor. X eşittir 85 bölü 2. Burada dursun bu. Tamam mı? Bir de ne yazacağım? Eksili yazacağım. Yani 4x eksi 90 eşittir. Eksi 80 yazıyorum. Bir artı 80 bir de eksi 80. Öyle desek daha iyi olur. Peki 4x eşittir 10 geldi. X eşittir 5 bölü 2. Ya hiç inandırıcı gelir mi ya? Ya x hiç 5 bölü 2 olur mu? İşte sizden beklediğim tepkiler bunlar. Niye derseniz, bak iyi izleşin burayı, İyi izle. Şurada 5x eksi 70 var. Hatta bak senin için, tamam? Zoom yapıyorum bak. 5x eksi 70'e baktın. Sen eğer buraya, neydi? Bak unuttum bile. 5 bölü 2 yazarsan, bak geldin buraya. 5 çarpı 5 bölü 2 yazdın. Şu açı, negatif çıkmaz mı? Bak, bu açı. Negatif çıkar. Açı negatif olur mu? Olmaz. O yüzden bu 5 bölü 2'yi alacak mıyız? Hayır almayacağız. O zaman ne yapıyorum? 5 bölü 2'den kurtuluyorum. 85 bölü 2 nedir? 42 buçuktur. Çıklara baktığımızda x'in alabileceği değerler toplamı bir taneymiş. Yani 42 buçuktur diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı? 8. sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçiyoruz. Bir sonraki soruya. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuzda 140 derece görüyorum. 80 görüyorum. Bir tane içeride var bir tane dışarıda var. Yani bu sefer bak. iki iç açı ortayı yaptık. İki dışı da yaptık. Ama bir iç bir dışı yapmadık. Bak bu soru da çok güzel bir soru. Soruya yıldızımı attım. Yani bunu gördüyseniz işte tam hazırsınız demektir. Niye dersen? Çünkü artık soru çözdükçe Neyin nereden geleceğini tahmin edebiliyorsunuz. Yani geometride aslında bakış açımız soru çözerek gelişiyor diyebilirim. Kitaptır, şudur, budur. Tabii ki geliştirir ama ne kadar çok farklı kaynak, ne kadar çok farklı soru tarzı seni çok iyi bir noktaya getirir diyebilirim. Peki bak şimdi içeriden açı ortay var ve karşılıklı vermiş. Bak sırıtan olay ne biliyor musun? Dörtgenin açılarını karşılıklı vermiş. Bu arada ben bir su içmek istiyorum. Suyum nerede? Bu tarafta. Böyle Eski logomuz. Vay be. Vay be. Eski logomuz beni duygulandırdı. Neyse. Şimdi bak karşılıklı verdi. Peki burada açıkçası 140 ve 80'i kullanmak istiyorum. E buradan bir açı ortay gelmiş. E karşıdan bir açı ortay gelmemiş. Çünkü karşılıklı açıları verdiyse negatif olanı kullanacağız. E o zaman hemen ne yapıyorum? A'dan bir kendim açı ortaya çiziyorum. Soruya herhangi bir müdahale yapmadığımız için bir sıkıntı yok. E o zaman ben şu an şuradaki kırmızı açıyı bulabilirim değil mi? Kırmızı açıya alfa desem. Nasıl buluyorduk? Alfa eşittir. Büyük olan 140 eksi 80 bölü 2. 62'ye böldün. 30. Peki geldim şuraya. Eşittir 30 dedim. Tamam mı? Peki bizden ne istiyor? X'i istiyor. Peki burada ne var? İyi izle. Burada ne yapmıştık? Şöyle göstereyim. Şurada eğer ben A, A, B, B yazdığımda 2 artı 2B neydi? 180 dereceydi. A artı B ne oluyordu? 90 derece. Demek ki senin şurada bir 90 derecen var. 90, 30, 60. E o zaman demek ki X'imiz kaç dereceymiş? 60 dereceymiş. Hatta şöyle şurayı ve şurayı gösterirsek ben niye bunu maviden yeşile çevirmişim? Bak. Burada 30 derecem var. Burada 90 derecem var. Ve burada da 60 derecem var. 30-60-90 üçgenini ortaya çıkarmış olduk. Çıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı? Dokuzuncu sorumuz bu şekilde. Hadi geçiyoruz diğer kısmı. 10. sorumuza geldiğimizde 10. soru da aslında yukarıda çözdüğümüz soru tarzına benzer bir soru. Nasıl hocam? Hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Bak karşılıklı açılar verilmiş ya. Ben o zaman şöyle kendi başıma bak kendi başıma ne çiziyorum? Şurada bir açı ortay çiziyorum bak. Hatta şu iki tane olsun. Peki bu açı ortaylar yardımıyla bak bu açı ortaylar yardımıyla. Ben şunu söyleyebilir miyim? Hocam şurada bir 90 gördük az önce söylemiştiniz. Burada da bir 90 gördük. Yani şu açıyı bulabiliriz ama işime yarar mı? Tabii ki yarar. Şöyle düşün bak çizdim çizdim. 90 var. 90 var. Şurada boyadığımız mor açı var bak. Boy boyadığımız mor açıya alfa desek. Alfa eşittir. 130 eksi 100 bölü 2. Karşılıklı olduğu için negatif formülü kullanıyordum. Değil mi? Karşılıklıları da gösterelim. Bak 130 100. Şurada da alfa var. Peki o zaman şurada bir 15 derecem var mı? Var. E geldim buraya 15'e yazdım. Şurada x'in var. İyi izle. Deltoid'da da bunu kullanacağız. 90 90. x'in karşısına 180 eksi x yazmıyor musun? İç açılar toplamı 360 dereceden dolayı Yanına da x yazacağım. Demek ki bu boyalıysa, bu da boyalıdır. Bak, kesinlikle bunu öğren. Nokta nokta. Çemberde de bu kullanılacak. Bir çemberin içerisine bir dörtgen çizdiğimizde bunu çok kullanacağız. Sakın bunu unutmayın. Hatta bak, şurada göstereyim. Şöyle bak, şöyle bir dörtgen çizdim. Tamam mı? Kare olsun hatta, fark etmez. Peki ben bunun etrafına şöyle bir çember çizsem? Çizemedim bir dakika. Şöyle bak, çemberi çizdim. Burada rahat çalışamıyorum, şuraya gidiyorum. Bak, sadece buraya bak. Senin burada yapmak istediğin olay ne biliyor musun? Şu değsin buraya. Alfa yazdın. Karşısı neresi yani? Şuradaki boyadığım yay. Çemberi bilenler için söylüyorum. Zaten iki özellik bilmeniz gerekiyor. Nedir bu alfa'nın karşısı? 2 alfa. Peki bu maviyle çizdiğim yer 180 2 alfa değil mi? Evet. Bak 180 2 alfa'yı dikkat et. Senin aslında burada yarısını alacağız ya. Yani şey 180 360 eksi 2 alfa yazdığımızda bak 360 2 alfa. Tamam 360 Yarısını aldığımda 180 eksi alfa. Bak ne ortaya çıktı? Sadece bu ikisine bak. Toplamları ne oldu? 180 oldu. Ama bu her zaman olacak diye bir şey yok. Çemberde her zaman olur. Ama senin şurada ikisi 90 olduğu için ne yapacaksın? Bu ikisinin toplamı da 180 olacak diyeceksin. Tamam mıdır? Bak bu iki özelliği yan yana çizmemiz çok güzel oldu. Hani arasındaki farkı görmüş oldun. Soru tarzında neler kullanılabileceğini görmüş oldun. Gördün değil mi? Bak sana güveniyorum. Bunu unutmayacaksın. Bunu çok öğrenci karıştırıyor. Eminim sen bundan sonra karıştırmayacaksın diyorum ve geçelim mi artık? Geçelim. Dur bir dakika ceva cevabı söylemedik. 15'i bulduk. E bu 15 ise bu da 15. X eşittir. 15'tir diyebiliyoruz. Yani şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir diyorum. Bunlara baktığımda cevabım C seçeneğidir. Anlaştık mı? Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuza geldiğimizde 11. sorumuz bir çizim sorusu. O yüzden yukarıyı biraz boş bıraktım. ABCD dörtgende diyor. ABAD BDC olsun diyor. Hemen olsun. Hemen söyleneni yapalım. Şöyle bir dörtgen çizdim. Çizdiğim dörtgen bilinen oluyor. Dur hemen onu düzelteceğim. Bak şöyle çizdim. Dedim ki A, B, C, D. Bu şekilde söyleneni yapmak zorundayız. Yani şurada sıra neyse ona göre hareket etmek zorundasın. Anlaştık mı? Peki A, B. A, B şu. A, D. A, D bu. D, C. Söyleneni yaptık. Peki 60 derece B, A, D. B, A, D. Şurada 60 derece var. Peki ADC 110 derece. ADC. Ops şurası 110 derece. Şimdi ne dikkatinizi çekiyor? Bak sadece soruya yaklaş. Sadece soruya bak. Soruya bakmanı istiyorum. 60 var. İkiz kenarlık var. 60 var. İkiz kenarlık var. 60 var. İkiz kenar. Neydi bu? Eşkenar üçgen. O zaman ne yapıyorum? İkiz kenar ve 60 derece olduğu için gelip biz burada bir eşkenar üçgen çizebiliyoruz. Yani şuna da bir eşitlik diyeceğiz. Diyelim. Bak şunu birleştirdim. Dedim ki şu eşit artık. 60 60 60 dedim. Peki 60 60 60'ı çok güzel bir şekilde oluşturduk. Bak 60 60 60. Peki yukarıda bir 110 derece vardı hatırlarsan. 110 dereceden 60'ı çıkartınca ne yazacağım? Şuraya bir 50 dereceyi yazacağım. Peki 50'yi yazdık ama e, bir tane daha ikiz kenarlık var. Yan tarafta bir ikiz kenarlık daha oluştu. E, o zaman 180'den 50 çıkartıyorum. 130 2'ye böldüm. 65 65 şuraya 65 yazdım. Buraya da 65 derece yazdım. Geriye çekildim. Dur 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 dur. BDC'yi sormamış. BCD'yi sormuş. Ben orada BDC okumuşum. BCD olacak. BCD'ye baktığımızda da o zaman 65-65 olduğu için cevabımız 65 derecedir. Edit yaparken fark ettim. Hemen onu araya yerleştireceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Videoya beğeni bırakmayı unutma. 11. sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçelim bir sonraki soruya. 12. sorumuza baktığımızda 12. sorumuz bir dörtgen verilmiş. Kesip yapıştırma mı? Bakayım. Katlama. Pardon. ABC'de dörtgende ADC üçgeni AC doğrusu parçası boyunca katlanarak aşağıdaki gösterdiği gibi D noktası BC doğru parçası üzerindeki D' üstü noktasına getiriliyor diyor. Buna göre diyor ADC nedir diyor. Öncelikle bak katlama sorusu olduğu için şekli eski haline çevirebilirsin. Veya birinci şekil üzerinde de çizebilirsin. Bak ben geleceğim. Nerede katlanmış? AD şöyle katlanmış değil mi? Peki burada tek çizgi varsa buraya gitti tek çizgi. D üstü burada. Aynı şey burada iki çizgi varsa burada da iki çizgi var. Başka bir bilgi var mı? Yok. Peki üst üste gelen açılarımız nedir? Açı ortay. Üst üste gelen açılarımız açı ortay. Başka bir şey var mı? Bir de şuradaki kırmızı açıyı... Şuradaki kırmızı açıya taşıdım mı? Ya benden mutlusu yok ya. Her şeyi hallettik. Katlamada şekli eski haline çevir. Üst üste gelen kenarları, üst üste gelen açıları yaz. Yani bunları yazmazsak soruyu göremeyiz. Katlama soruları hani bir öğrenci tarafından ya bu soru çok zor diyorsa üzerine yazmadığı için, eski hali getirmediği için bir önce bunları yapmayı öğren. Bak gör eminim bak kesinlikle söylüyorum çok hızlanacaksın. Bunları ama yapmazsan göremezsin. Tamam Bu şekilde yazdık. Bak ne ortaya çıktı bunu yapınca? Bak kenarları eşitledim ya. Bak bu da eşit. E bu sayede bak şurada ne var? Bir ışın kılıcıyla çizdiğim yerde ikiz kenarlık söz konusu. Bak şu eşit bu eşit. Peki bu ikiz kenarlığa göre ben tabanları nasıl yazarım? Şuraya 70 bin yazarım. Yazdık. 70 70 140. E ne oldu? 180 140tan 140'dan şuraya ben 40 derece mi yazdım? E, peki 40'ı çok güzel yazdık ama neyi soruyor? Biz hiç bakmadık bak. Neyi soruyor? ADC açısını soruyor. ADC şurası değil mi? Bak A, D, C. Eğer ben buraya X dersem X burada. Şu şekilde. E biz zaten X ile 70'in toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Ya her şey çıktı ya çıktı çıktı. X artı 70 eşittir. 180 derece ise X eşittir. 110 derecedir diyebiliyorum. Şıklara baktığımda şöyle cevabım E seçeneğidir dedik ve günün son sorusuna gelelim. 13. soruyu bakayım dur. En iyisi şöyle yapalım. 13, 14. Ee, şöyle yapalım. 13 ve 14'ü çözelim. İkinci videomuza konu anlatımıyla başlayalım. Tamam mı? O şekilde olsun. 13. sorumuz gelsin bakalım. Geldik 13. sorumuza. 13. sorumuzu okuduğumuzda aşağıda uzunlukları birbirine eşit 4 tane kibrit çöpü verilmiştir. Bu kibrit çöpleriyle aşağıdaki gibi bir dörtgen yapılıyor. Ve bu dörtgen 24 derece verilmiş ADB açısı sorulmuş. Peki bir şey soracağım. Eşit 4 tane diyor bak. Eşit 4 tane. Bu soruda bunu görmeyen bıraksın. Çıksın gitsin. Yani bu tarz sorularda bak özdeş olayı var ya özdeş olayı soruyu çözdürüyor aslında tamam mı? Yani senin burada yapmak istediğin tek şey bunların özdeş olduğunu biliyorsan eşitleyeceksin kardeş. Biz bunu eşitleyerek gideceğiz. Yani senin gelip şunu şu kenar şu kenara eşit. Bak ne oldu? İkiz kenar. Yani taban açıları birbirine eşit olacak. Veya sönsün söndü şu kenarlar eşit. Üç tane kenar eşitse eşkenar üçgen. Bak bu özellikleri tak 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 diye halledeceğiz. Hemen yapalım. Şurada bir 60 derecem var eşkenardan dolayı. 60'ı buraya da yazdım. Peki bunun tamamı 60 derece olacak. Hatta sadece buraya odaklan. 60 olması için buraya ne yazdın? 36 derece yazdın. Şimdi iyi izle. Şuradaki kırmızıyla şuradaki kırmızıya baktığında kırmızıyı çok beğenmedim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şu maviyle şu maviye baktığında ne oldu? İkiz kenar oldu değil mi? İkiz üçgende taban açıları birbirine eşitse tepe açısında 36 derece var. 180'den 36 çıkardım. 144. 2'ye böldün. 72 72. Geldin şuraya 72'ni yazdın. Peki 72 olması için 60'ı orada olduysa 12'yi de buraya yazdık mı? Yazdık. Ne soruyor bana? A, D, soruyor bak. A, D, B'yi. Yani çıkmadı mı soru? Çıktı. 72 dereceyi soruyormuş. O zaman şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir diyebiliyoruz. O zaman şimdi asıl günün son sorusuna geçelim bakalım. Geldik 14. sorumuza. 14. sorumuzda bir katlama sorusu var. Hemen şekle odaklanalım. ABCD dörtgeni biçiminde kağıt C köşesi B köşesinin üzerine gelecek şekilde DE boyunca. Bak bir köşe bir köşenin üzerine gelecekse bak bir köşe bir köşenin üzerine gelecekse üst üste doğrusal bir şekilde katlanıyor demektir. Tamam mı? Yani senin şurada şöyle bir doğrusallığın olacak. Bu parça bu parçaya eşit 90 derece olmak zorunda. Çünkü ne dedim? Doğrusallığı katlıyorsun aslında. O yüzden şuradaki iki çizgi buraya gidecek. Hatta şöyle gösterebilirim. Bak şu çizgi bu çizgiye gitti ve taban açıları da taban kenarları pardon taban kenarları da üst üste geleceği için kenar ortay oluşturacak. Hiçbir şey bilmiyorsam bu olay bu olaylar bak kenar ortay oluştu değil mi? E, sonuçta ikiz kenarlık da oluştu. kenarortay kenar ortay ve ikiz kenarlık varsa neyi tamamlıyorsun? Daki'yi tamamlıyorsun. Bak bunu sakın unutma. Peki o zaman ben şurada bir açı ortay da yazacak mıyım? Yazacağım. Bak demek ki şurada nokta var burada nokta var. Aşağı iniyorum. Nereye 80 derece vermiş? Bak şuraya kadar 80 vermiş. Peki biz bunun tamamının 96 olduğunu biliyorsak 16 şurada. E burası da 16. 80'den 16 çıkarsam o zaman şu kırmızıyla boyadığım yeri bulur muyum? Bulurum. 80 eksi 16. 5 tane 16'dan 4 tane 16 kalacak değil mi? Yani o da eşittir. 64'tür. 64'ü de şuraya yazdım. Peki bizden ne istemiş? Taban açısını istemiş. X'i istemiş. E biz bunu yapar yapmaz ne yakaladık? Bak şu buradan gelmedi mi? İkiz kenar. E bu zaten en başta buna eşitti. Bak şu ikisi ne olmuş oldu? İkiz kenar olmuş oldu o zaman demek ki tepe açısı 64 derece olan tabanları xx olan ikizkenar üçgen bu soruyu çözecek ve videoyu bitirecek. Anlaştık mı? Çözelim. Şuraya x'im yazdım. 2x artı 64 eşittir 180 derece ise hop aman aman bak videonun arkasına saklanacaktı. Gördünüz değil mi? Bak ben yakala, yakaladım onu. Cık, yakaladım affetmem. Benim videomun arkasına saklanacak. Öğrenciler de göremeyecek. Şimdi 2x eşittir. Ya da şöyle yapalım bak. Şöyle yapsam daha güzel olur x artı 32 eşittir 90. Ne yaptık burada? Hepsini ikiye böldük. 32'yi karşıya yollarsam ne yapar? 58 yapar. Peki şıklara baktığımızda şöyle gidelim. Nedir? 58 Sivas'ta galiba. Sivas'a buradan çok selamlar. Diyoruz ve son sorumuzu da çözdük. İkinci videoda da aşağıdaki özelliklerle devam etmiş olacağız. Dediğim gibi iki videodan çıkartmaya çalışıyorum. Ee, videonun başında da söylemiştim. Umarım verimli olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Zaten ben keyif alarak anlatmaya çalışıyorum diyorum. Ve vedalaşma ekranımıza gelelim. Eğer videoya beğeni bırakıp şu hocamızı da destekleyelim, abone olalım dediyseniz işte tam bir MT tayfasınız yani merkezi teğet tayfasınız diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.